Evet yengeçler. Ne oluyor yengeçler? Yan yan mı gidiyorsunuz gene? Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. 2023'ü hızlı geçiyorum. Lafı uzatmayacağım. Ne yapıyor? 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda Jüpiter. Ya bu Jüpiter Koç burcunda. Çünkü yükselen yengeçlerde ya da güneşe göre yengeçten hesap edildiğinde yay sizin 6. eviniz. Şimdi 6. ev olduğu için bu tabii işle, güçle, günlük rutinlerinizle alakalı bir evinizin yöneticisi. Yani Jüpiter herkese aynı şeyi getirmez öyle herkesin dediği gibi. Yok Jüpiter geldi uçacağım kaçacağım. Tam da yengeç ne yapsın Jüpiter'i? Onun 6. ev yöneticisi. Ameyek yaptırıyor belki. Ona buna baktırtıyor. Yengeçler genelde annelerine bakıyorlar. Hemşire burcu olduğu için. Hemşirelik yapıyorsunuz filan. Şimdi biraz mantıklı olun. 16 Mayıs'a kadar 10. evinizden geçtiği için Koç çünkü 14 aksında işini gücünü değiştirmek isteyen, kariyerinde daha iyi bir yere gelmek isteyenler 16 Mayıs'a kadar değişiklik yapsın. Bu değişikliği yapamayanlar da öyle bir şey düşünsün ve evreni döllesin ki Jüpiter'le bunu koysun. Yaşı tutanlar bilir. 2010-2011'de Jüpiter'in kariyer, iş, güç, anne, baba, yaşadığınız ev, belki başka bir şehre taşınmanız lazım. Belki evinizi değiştirmeniz lazım. Belki evden kaçmanız lazım. Anneyi bırakıp ana rahmi ya yengeç. Orası da bizim ilk evimiz ya. Bazıları ilk oraya bedenleniyor. Oradan çıkıyor ama gidemiyor. Annem annem. Ay yengeç ya masum kırmızı gülde koç olmasına rağmen o da anneden kurtulamamış. O tutuyor öyle salanı. Annem annem ben ne acılar gördüm. Ya hepimizin annesi var. Ha bazı yengeçler bunu aşmıştır. Dünyanın öbür ucuna kaçmış yengeçler var. Seanslarda görüşüyorum. Hocam ben annemden kaçtım filan. Kaçamadın. Burada. Burada. Öyle hiçbir yere kaçılmıyor. Albert Camus'un güzel bir lafı var. Yabancı kitabında söylüyor herhalde. Ebeveynlerin ölümü diyor. Bireyi özgürleştirir diyor. Tabii evimizin anası babası uzun yaşasın diyorum. Ama Jüpiter 10. evdeyken eğer kariyeriniz için evi terk etmek, uzaklara gitmek gerekiyorsa bunu yapın. Çünkü işi, gücü, kariyeri filan olmayan insanlar için kova çağı hakikaten felaket olacak. Yani felaket tellallı yapmak istemiyorum ama yaptığınız iş kadarsınız artık toplumda. Balık çağı geride kaldı. Kova çağı Uranüs'tür, akıldır, ilimdir, bilimdir, teknolojidir. Hiç öyle astrologların dediği gibi hümanizm çağı filan değil. Robotun hümanistiği olmaz arkadaş. Ne yapıyorsun sen? ATM'ye gidince banka hesabında para yoksa robot sana fazladan para mı veriyor? Şifreni bile yanlış girersen get the fuck out of here diyor. Bu kadar basit. Bu bir teknolojidir. Yengeç duygudur, su burcudur. Maalesef bunları anlama konusunda sorun yaşayabilir. Ama Elon Musk gibi adamlar da var. Bak yengeç teknoloji bilmem nesi, herif parası var bilmem nesi var. Ama yine annesi bağırıyor. Üç kere evlenmiş herife. Oğlum evlen filan. O gün resim şey yapmış çektirmiş yan yana. Ulan herif 51 yaşında Mars'a kaçacak senin yüzünden. Önce Güney Afrika'dan Kanada'ya kaçıyor. Kanada'dan ABD'ye kaçıyor. Anne peşinde. Oğlum evlen filan. Ulan kaç kere evlendi kaç tane çocuğu var. Adamın son çocuk bile kalkmış işte pipisini kestirip kuku taktıracakmış. İstifa ediyormuş cinsiyetinden. Şaka gibi ya. 17 Temmuz'a kadar da kuzey güney düğümler nedir arkadaşlar? 10. ev diyorum. Bak Jüpiter fırsatını kaçırmayın. 16 Mayıs son. Sonra Boğa'ya geçecek. Tabii 11-5 aksınız. Bu size tabii yeni arkadaş çevreleri, yeni işte bir takım aşk ilişkileri getirebilir. Çocuk da getirebilir. İstenmeyen çocuk da getirebilir. Çünkü 11-5 aksında Jüpiter direkt 5. evin karşısında sorun yaşamayın diyorum. Kuzey Güney düğümlerde Boğa Akrep aksında tabii bu Boğa Akrep aksı ne yaptı arkadaşlar? Sizin 11-5 aksı olması hasebiyle son bir yılda bazılarının tabii ilişkilerini, aşklarını sarsmış, bitirmiş olabilir. 17 Temmuz'a kadar bu 11-5 aksında eğer bu meselelerle ilgili geçmişe dönük çözümler üretebiliyorsanız üretin. Fakat bu arada unutmayın ki burası yine Şokomelli. 20 Nisan'da güneş tutulması da Koç burcunda olacak. O tutulma tabii en son işte 2004 filan civarı olmuştu. Orada size tabii yaşı tutanlar bilir. İşi gücü kariyeri konusunda bir takım değişimler ne yapmış olabilir? Getirmiş olabilir. Bunlardan faydalanın. Çünkü güneş tutulması hakikaten kişiye ne yapabilir? İyi bir başlangıç getirebilir. Arada da ekrana bakıyorum. Ne oluyorsa böyle bir ışıklar gidiyor, geliyor filan.
bir parlıyoruz, bir kararıyoruz. İniyor kayık, çıkıyor kayık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, burada ne yapıyorum ben? Lan bilgisayar be. Bak sana da kızacağım şimdi. Ha. Ulan yükselmeyeyim, yükselmeyeyim diyorum. Mars tabii ikizler burcunda ya, bir de geri gidiyor. İletişimime bak, Mars benim gezegenim, bana bile acımıyor yani kerata. Neyse, tabii gezegenler kimseye torpil yapmıyor. Benim gezegenim diye bir şey yok. Hiç kimsenin gezegeni değil. Babanın malı mı lan gezegen? Zaten 4,5 milyar yıl yaşında. Yaşın kaç, başın kaç? Şimdi bu gezegenleri tabii anlayıp onlara göre ne yapmak? Davranış göstermek lazım. İş güç kariyer konusunda hakikaten çok şanslı olabilirsiniz. Yani bu imkanı kaçırmayın. Bırakın etrafınızı. Anayı babayı çıkın yola. Sonra ağlarsınız ha. Evet, Satürn ne yapıyor arkadaşlar? Ya Satürn sizi 2020 Mart'tan beri çok yordu. 8. evden geçti. 8. ev ciddi bir dönüşüm, bir yıkım. Bazen cinsellikle dönüşüm. Bazen bazıları kadınlığa başlamış diyormuşum. 8. evde tabii öldünüz, dirildiniz, değiştiniz. Bazen gerçek ölümle bile belki karşılaştınız. Derinde bir şeyler çok değişti. Ama şimdi ne yapacak? Balık burcuna geçecek. Evet, balık burcunda tabii Satürn size göre 9. ev. Daha üst eğitim almak isteyenler. Yani master, doktora yapmak, öğretmen olmak, işte akademisyen olmak, yurt dışına gitmek, uzak menzilli yolculuklara çıkmak filan, yabancı dil öğrenmek vesaire. Bunlar konusunda ne yapın? 7 Mart'tan itibaren bir artık başlayın. 2025'in sonuna kadar sürecek. 94-96 arasını yaşı tutan yengeçler bilirler. Bu anlamda benzer bir takım ne yapacaksınız? Durumlar yaşayacaksınız. Bundan sonuna kadar ne yapın diyorum? İstifade edin diyorum. Ayağınıza taş değmesin diyeyim. Yani çıkın yola, yürüyün. Uzak bir yola gidin, tamam mı? Bu size ne yapacaktır? İyi gelecektir. Çünkü şunu unutmayalım ki arkadaşlar. Plüton tabii sizin 2008'den beri 7. evinizdeydi. 7. ev tabii ilişkilerdi, evlilikti, ortaklıklardı. Bunlar üzerinden dönüşüme maruz kaldınız ki 7. ev tabii sizin kendinizin tam karşısındaki evdir. Kendinizi başkalarının aynasında gördüğünüz evdir. Başkalarının aynasında kendinizi iyi görürseniz, onları anlarsanız, onlar da sizi anlar, anlamak ister. Biz tabii aslında başkalarından öğreniriz kendimizi bazen de. İşte 7. ev buydu. 2008'den beri sen evliliğin, ilişkilerin noktasında tabii bazıları evlendi, bazıları boşandı, bazıları bu süreci ne yaptı? Dengeleyebildi, bazıları da dengeleyemedi. Duygusal triplere girdi. Ay'la yaşamak kolay değil. Çünkü ay sizin gezegeniniz olan, dispozitörünüz, güneşinizin 2-2,5 günde ne yapıyor? Konağını değiştiriyor. En hızlı gezegen. Duygularımızla alakalı. Duygularımız zaten bizim sabah akşam değişir. Yani gece mutlu yatarsın, sabah kötü kalkarsın. Kötü bir rüya görmüşsündür. Hakikaten o dengeyi kurmak nedir? Çoğu zaman zordur. O yüzden de yengeçin doğal karşısındaki gezegen, astrolojide Satürn gezegenidir. Satürn'ün doğası daha soğuk bir gezegendir. Satürn daha yavaş bir gezegendir. Satürn karar alırken düşünüp hesap eden bir gezegendir. Benim babam yengeçti. Hep yazardı, not alırdı. Şu yapılacak, bu yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak gibi. Talimatnameleri vardı. İşte askerde olduğu için. Ne yapıyordu? Onlara bakıyordu. Yani bu iniş çıkışlarla baş etmek için talimatnameleriniz, ilkeleriniz olmalı. Sabırlı ve disiplinli olmayı öğrenmelisiniz. O duyguların iniş çıkışıyla alınan kararlar ve yapılan şeyler tabii sonradan ne yapıyor insanda? Hayal kırıklığı yaratıyor. Her zaman söylerim. Yani Cancer, Ay, Yengeç ya da Seratan Arap astrolojisindeki adı hem yengeç burcudur hem de kanser hastalığıdır. Etrafımızda kanserler arttı. Kanser olan insanlara bakın. Bu tamamıyla geçmişe ilişkin alınan kararların, ah keşke şöyle yapmasaydım, ah böyle yapmasaydım. Hatta İbrahim Tatlıses'indi galiba, değil mi? Keşke, sonuna M ekliyor. Keşkem, ah keşkem, keşkem filan. Ya bu aşk keşkem, keşkül, meşkül, bunları bırakın arkadaşlar. Ah keşkem diye bir şey yok. Olan olmuştur. Buna kader dersin, teslim olursun. Ya da Karl Marx'ın güzel bir lafı var. Herkes ateist der ama aslında toplumsal politik açısından, yani ekonomi politik açısından çok güzel bir lafı var. Diyor ki
Tarih diyor, başka türlü yazılacak olsaydı öyle yazılırdı zaten. Bırakın, olması gereken olmuştur, yaşanmıştır. Yükselenimiz yengeç zaten. Ülkede kanser vakaları da arttı. Bizim millet hep ah keşkemli konuşur. Ah evlenmeseydim, ah çocuk sahibi olmasaydım. Ya da ah evlenseydim, ah çocuk sahibi olsaydım. Ah şu işi yapsaydım, ah böyle yapsaydım. Bırakın bunları arkadaşlar ya. Olan olmuştur. Biz inançlı insanlarız. Ne yapmalıyız? Teslim olmak zorundayız. Bırakacağız. Evren tabii hakkımızda bir karar almıştır. Tabii karar alırken de evren hakkımızda, kabul edelim ki evren bize bir takım kağıtları, sınav kağıtlarını önümüze koyar. Biz tabii ısrarla, ki akrep ve sabit olduğumuz için inatla, aynı soruya aynı cevabı veririz. Kalırız. İkinci sınava bir daha gireriz. Yine kalırız. Yine kalırız. Sınavlarından kalıyorsan değişmeyi öğreneceksin. Yengeç bu anlamda şunu öğrenmek durumunda kalacak. Yani Satürn'le tabii 2020 Mart'ından beri bir şeyler öğrendin ama en dış yörünge gezegeni Plüton geliyor bu sefer Kova burcuna ve yine senin 8. evinde. Eyvah eyvah tabii. Burada tabii Satürn'ün seni zorlarken, sana öğrettiklerini 8. evde Kova'dayken anladıysan korkacak bir şey yok. Bu sefer de ne yapacak? Plüton orada olacak. Şimdi Plüton normalde ama yengeçler için daha az korkulması gereken bir gezegen. Çünkü yengeçten sonra akrep 5. ev. 5. ev tabii daha talihli bir evdir. 1, 5 ve 9 yani koç, aslan ve yay, bunlar trine burçlardır. Üçgen, 120'lik ve darma evleridir bunlar. Yaşam amacı. Ateş daima amaçlıdır. Çünkü ateş ne yapar? Yakarak gider. Öyle toprak gibi, su gibi bir yerde öyle dingil dingil durmaz, oturmaz. Yani göl orada durabilir. Toprak burada durabilir. Ama ateş yerinde duramaz. Eylem yapması gerekir. Plüton sizin 5. ev yöneticiniz. 5. ev tabii çocuk evi, aşk evi vesaire vesaire vesaire. Fakat buradaki asıl mesele şu. 5'in sahibi olduğu için daha uğurlu olacaktır. Ama amaçlı olursanız 5'in sahibi 8'e yerleşecektir. 5'in sahibinin 8'de olması 8. ev konularını büyütebilir de. Yani ortaklı işlerde para kazanmak, sigortadan, işte yatırımlardan ya da mirastan gelecek paralar manasına da gelebilir. Önce tabii Haziran'a kadar orada ne yapacak? Mart'ta girecek. Haziran'a kadar orada olacak. Daha sonra geri vitese takacak. Son bir ne yapacak? Bu ilişkiler evinize geri gelecek. Yani 7. evinize. Tabii yılın ikinci yarısında orada, yani kurtulduk demeyin, bir gelip sizi son bir test edecek. İlişkiniz varsa yani onu patlatmamaya, şimdiye kadar dayanabildiyseniz tabii. Dayanın diyorum, 2024'ü bekleyin. Ama son karar tabii sizin bilincinizdir. Hatta bilinç de değil, çoğu zaman kalbiniz alır kararı. Konu yengeçse tabii. Burada 8. evde tabii 2042'ye kadar kalacağı için çok uzun bir süre bu. Öyle Satürn gibi değil. 8. evde tabii ölüp ölüp yeniden dirileceğiz. Yani Türkiye'nin yükseleni de yengeç mesela. Plüton tabii 8. evimize yerleşecek. Ama tabii Türkiye bir akrep burcu. Zaten Türkiye'nin yöneticisi de güneş dispozitör yönetici olarak. Zaten Plüton. Bu ülke zaten bir yıkımdan, küllerinden var olmuş bir ülke. Biz ne yapacağız? Önümüzdeki yıllardan itibaren inşallah küllerimizden yeniden var olacağız. Ve ben 2042 geldiğinde bu ülkenin çok daha iyi yerde olması gerektiğini, insanımızın çok daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Siz yengeçler de aynı şekilde orada ölmeden tabii dirilemeyeceğimiz için, ama ben her zaman söylerim, güzel ölmek var. Yani ölmek var, ölmek var, ölmek var. Güzel olan ölen, ölmesini iyi bilen kişi daha güzel dirilecektir. Hadis var ya, herkes ölümü üzerine dirilir diye. Şimdi bunu tabii fiziksel bir ölüm olarak anlatmıyorum. İnsan hayatı boyunca bir takım acılarla, hastalıklarla, kayıplarla, ölümlerle, bir takım acılarla, yani egomuzu tabii yerle yeksan edecek her türlü sorunu dünya bize yaşatır. Burada tabii önemli olan o kayıptan, tabii o acılardan, o yanmış olmaktan yeniden var olmak. İşte o Zümrüt-i Anka kuşunun, mitolojideki Phoenix kuşunun doğuşu gibi. Burada küllerinden yeniden doğmak üzere 2042'ye kadar bir sürece giriyorsunuz. Beni ne yapın?
Tabii aylık videolarda tabii daha detaylı. Hatta YouTube'da ders videoları falan da veriyorum. Anlamaya çalışın arkadaşlar. Bakın, burada konu Koç burcu, Balık burcu falan meselesi değil. Bu ülkede her şey kan davasına çevrilmiş ya. Rahmetli astrologlarımız, rahmetli diyorum çünkü Plüto Kova'ya gelince çoğu rahmetli olacak. Hakikaten ama ya da çok büyük değişimlerden geçip oturup benden daha doğru astroloji öğrenecekler. Başka çaresi yok. Orada da kan davası yaratmışlar. Yani bunu konuşmalarından, seanslarda da yok efendim sen terazisin, koç senin ağzına tükürür. Yok sen akrepsin, kovadan uzak dur. Yok kova şöyle, yok terazi böyle. Biz tabii istihza ile arada ne yapıyoruz? Bir takım göndermelerde bulunuyoruz. Bazıları da orada tabii cımbız da çekiyor alıyor bütüne bakmadığı için. Hocam balık sevmiyorsun, hocam ikizler sevmiyorsun. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Ben insanları sevmiyorum, kendimi de sevmiyorum. Çünkü insan zavallı bir varlık. Sürekli insan olalım, insan olalım. Anladık da kardeşim, 1.000 sene önceki de insandı. 5.000 sene önceki barbar da insandı. Hala etrafımızda bir sürü insan var. 2150'nin ya da 2500'ün insanı dönecek bize bakacak. Diyecek ki bu zavallılar nezleden ölmüş, koronadan filan. Nasıl ki 100 sene önce millet köpek ısırınca kuduzdan ölüyordu, kireç kuyusuna atılıyordu. O yüzden de insan olmak diye bir şey yok. İnsan demek bir evrim sürecinde böyle maymunla üst insan, überneh arasında geçilmesi lazım gelen bir köprüden ibarettir diyor Nietzsche. Üst insanı sakın faşizm gibi algılamayın. İnsan evriminde tabii daha belirli bir noktada değil. Daha gidiyor. Daha bunun sonu var. Öyle baştan mükemmel falan kimse doğmuyor. Bunu zaten kendi hayatımızda da görüyoruz. Siz de bu değişime izin vereceksiniz, gelişeceksiniz, değişeceksiniz. Bunu becereceğinizi biliyorum. Allah diyorum ki herkesin yar ve yardımcısı olsun. Umarım 2023 bütün yengeçler için ne olur? Anlamlı olur, iyi olur. Onun bunun gazına gelmeyin. Özellikle ailenizin gazına çok geliyorsunuz. Türk milletinde bu var, yükseni yengeç olduğu için. Analarımız, babalarımız, atamız, ceddimiz tamam da yani atalarımızın devri geçti. Onların şu anki süreci anlaması maalesef mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Keşke anlayabilselerdi. Özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Tabii ki ana baba doğru konuşuyorsa hani size bir faydası olacak akıllar veriyorsa dinleyin. Ama gerektiğinde dinlemeyin, kendinizi dinleyin. Çünkü başkasını dinlerseniz bazen kendinize ihanet etmiş olursunuz. Kendinize asla ihanet etmeyin. Çünkü bu sizin hayatınız, bu sizin evriminiz, bu sizin tekamülünüz. Siz ananızla babanızla değil, kendi başınıza gömüleceksiniz. Kendi başınıza tezgaha çekileceksiniz. Özellikle bunu yengeçlerde söyledim. Akıllı olun. Yani boş verin. Hepimizin anası babası var. Analarımız, babalarımız seviyoruz ama siz biraz fazla onların sözüyle harekete geçiyorsunuz. Bazen de gidip tam tersini yapıyorsunuz. Dediklerini yapmak doğru olmayabilir ama tam tersini yapmak da doğru olmayabilir. Dikkatli olun. Arada kalın. Bizi izlemeye ne diyorum? Devam edin arkadaşlar.